Birçok kadının şikayetçi olduğu gözaltı morluklarını ne fondötenler ne aydınlatıcılar kapatıyor. Haliyle yüz hem yaşlı hem yorgun görünüyor. Ama bu dertten kurtulmak çok kolay. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu gözaltı morluklarını yok eden doğal ürün tarifini Magazin 8'e verdi. Hanımların en büyük dertlerinden biri olan gözaltı morluklarından evde zahmetsizce nasıl kurtulabilirsiniz? Kısa zamanda göreceksiniz, o gözaltı morluklarınız ortadan kalkacaktır. Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu'ndan Altın Öğütler Magazin 8'de. Sabah ve akşam bir çay kaşığı alacaksınız. Ne aydınlatıcılar, ne fondötenler, ne de kapatıcılar çare oldu gözaltı morluklarına. Makyajı kötü, yüzü yaşlı ve yorgun gösterir. Peki yok mu bu gözaltı morluklarından kurtulmanın bir yolu dedik ve Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu'nun kapısını çaldık. Bir çay kaşığı siyah hardal tohumu. Önce teşhisi koyalım, sonra tedavi edelim. İlk öğrenmemiz gereken gözaltı morluklarının neden oluştuğu. Bu kılcal damarların içerisinde ki kanın hareketlenmesi lazım. Eğer bu hareketlenmiyorsa özellikle gözaltı bölgesindeki bu kılcal damarlarda ne olur? Bu yavaşlıktan dolayı morluklar ortaya çıkıyor. Demek ki kılcal damarlardaki kan akışını hızlandırırsak gözaltı morluklarından kurtulabiliriz. Peki kan akışını nasıl hızlandıracağız? Bir çay kaşığı siyah hardal tohumu. Burada görüyorsunuz siyah hardal tohumu. Siyah hardal tohumunu kullanırken de dikkat edilmesi gereken püf noktaları var. Gözaltı morluklarında bir çay kaşığı siyah hardal tüketeceksiniz. Çiğnemeyeceksiniz ama. Yani bunu özellikle bir çay kaşığı alacaksınız, çiğnemeden bir iki yudum suyla yutacaksınız. Taneler sert olduğundan yanına mutlaka ekmeği katık etmelisiniz. Yarım dilimden az, biraz da ekmek yerseniz iyi olur. Gözaltı morluklarından sonsuza kadar kurtulmak istiyorsanız siyah hardal tanesi kürüne bir ay devam etmelisiniz. İlk üç gün sabah ve akşam bir çay kaşığı alacaksınız. Aç karnına. Üçüncü günden sonra bir aya tamamlayacaksınız ama günde bir defa. İsterseniz sabah alın, isterseniz akşam alın. Bir çay kaşığı. Vücuda dışarıdan müdahale edip kan akışını hızlandırdık ama yetmez. Moraran göz altlarına dışarıdan da müdahale şart. Bir başka şey daha. Taze soğanları bilirsiniz. Yeşil taze soğan. Şimdi alıyorsunuz acı. Yani biber acısı değil. Tadına bakıyorsunuz. Halbuki yeşil taze soğanın kendine özgü bir lezzeti, tadı vardır. Onu bulamıyorsunuz. Acı bir tadı var.